Hadislerde kurbanı Sırat Köprüsü'nde Burak olarak nispet ediliyor, geçir. Allah'a ulaşılıyor diyor. Kur'an'da takvadır diyor. İki yönü var. Bir Sırat Köprüsü, bir de takva diyor. Kanları, etleri ulaşmaz. Takvanız ulaşır diyor. Takva, ittika, sakınmak. Menhiyattan ve günahlardan iştinab etmek. Tabiri diğerle takva iki yönlüdür. Bir, günahları terk etmek. İki, ahlak-ı seyyeden sıyrılmak. Hasetten, kinden, öfkeden, cimrilikten, zalimliklerden, ben merkezli yaşamaktan, tulu emellerden vesaire, ahlak-ı seyyeden sıyrılmak. Bu tecerrüt. Takvanın bir ayağı, takvanın öteki ayağı haramları terk etmek. Cenab-ı Hak kurbanı takvanıza nispet ediyor. Yani dökülen kanlar ve yenilen, yedirilen etler Allah'a ulaşmaz. Bununla takva ifade ediliyor. Bu da emire bakalım ne kadar ifade edeceksin. Yani İsmail'in ve İbrahim aleyhisselamların bir tanesinin teslimiyeti, sadakatı, bir tanesinin ihlası. İbrahim aleyhisselamın ihlası, İsmail aleyhisselamın sadakatı bize taşınıyor. Yani sadakat ve ihlas. Risale-i Nur mesleğinde İbrahim aleyhisselamın ihlası, İsmail aleyhisselamın sadakatı bize taşınınca ihlas ve sadakatın cemi vefadır. Takvanın altyapısı nedir o? Sadakatla İhlastır, aziz sıdık kardeştir diyor. Bu Allah'a karşı yakınlığı ifade ediyor, kurbiyeti. Allah'ın akrabiyetine vesile olan kurbiyettir. Kurbiyet de iç alemde takvadır, eylemde kurbandır. Yani takvanın bir ayağı. Nasıl ki namaz, ayakta durmak, ayakta olan ağaçların ve dik duran hayvanların ibadetini temsil ediyor diyor. Rüküye gitmek, eğilmiş olan hayvanların, eğik olanların, dört ayaklıların, secde ise yerde ve yerde olanların ibadetini temsil ettiği gibi. Ama biz biliyoruz ki bu mahlukatın sultanı, sultan-ı zişanı olan Cenab-ı Hak, insanı halife-i arz seçmiştir. Halife olduğundan dolayı bütün mahlukatı temsilen yapıyor. Yani bütün mahlukatı, nasıl ki halife herkesin hesabını verecek. Derenin kenarında koyunun ayağı kırılsa Ömer'den sorulur dediği gibi Hazreti Ömer radıyallahu anh. Bunun gibi insan halifedir, hepsinin temsil ediyor. İbadet böyle. İşte kan akıtmanın da, daha Sırat Köprüsü'ne gelmedim. İstersen oraya geçeyim. Sırat Köprüsü iki tanedir. Kıldan ince, kılıçtan keskin. Kılıçtan keskin itikadımızdır, dimağa bakar. Kıldan incedir. Bu da vicdaniyatımıza bakar. Yani Sırat Köprüsü haşir meydanından ebedi saadetimize son tecrübe edilen bir yerdir. Peygamber aleyhissalatü vesselam canibinden kurban Sırat Köprüsü, Allah canibinden takva. Dolayısıyla iki ayağı var. Ben biraz da şeye gireyim. Kurban aynı zamanda mesela kan dökülüyor. Eylemsel itibariyle hırçınlığa, gadaba, nefrete, öfkeye ve tasadduk etmeyle tuğlu emel, hırs gibi duygularımızı vasata getiriyor. Yani mesela diyelim ki adam hiç cömert değil, lacömert. İnsan bir şeyi öğrenmek istiyorsa yavaş yavaş onun provasını yapacak. Cömert değil, cömertlik yapa yapa cömertliği öğreniyor gibi. Böyle verdire verdire vermeyi öğretiyor. Kurbanda da kan döktürerek insandaki kan dökme meyli tatmin edilmiş olduğundan o özelliği insanlara yönelmiyor. Hırçınlık, gadap, hiddet, öldürmek, vurmak, kırmak insanlara dönmemiş oluyor. Hissi, kan dökme hissi var. Çünkü cihat ile emredilmiş. O tahliye ediliyor ve vasata geliyor. Kan dökmeyen toplumların psikolojisini sporunda da görebilirsiniz. Mesela kurban kesmeyen toplumların sporları kan üzerine kurulmuş. Bokstur, karatedir, araba yarışıdır, hep kan.
Ama İslam'da mesela güreş vardır, ok şey vardır, at yarışı vardır vesaire. Psikolojilerini sporunda da görebilirsiniz. Bakışta, hayatta bakışlarını, bak Avrupa'yı görüyorsunuz Gazze'de. Gazze'deki durum sırf Amerika değil. Bakın medeniyet dedikleri Amerika, İngiltere dedikleri, Fransa, Almanya dedikleri devlet yönetimlerinden bahsediyorum. İşte Gazze'deki vahşi bunlar. Srebrenica katliamı Avrupa Sırplar mı yaptı? Yok, Avrupa yaptı. İşte kurban kesmeyen toplumları seyredebilirsiniz. Kurban iki ayağı var. Bir, Allah'a bakan yönü var, ihlasımızı. Peygamber'e bakan yönü var, sırat köprüsü, bu da sadakatımızı tanımlıyor. Allah kendisine bakan yönü takva ile, Peygamber aleyhissalatü vesselama bakan yönüyle, sırat köprüsündeki Burak gibi denmesi, sırat köprüsündeki o itikat ve bidatlardan iştinab etmek. Sırat köprüsü, kıldan ince, nedir o? Bidatlardan uzak olmak. Kılıçtan keskin, doğru itikat sahibi olmak, doğru. Doğru bir itikat. Yani şirke bulaşmamak. Bil mana söylüyorum hadiste. Karanlık bir gecede, siyah bir taşta, karanlık bir karıncanın ayak sesi kadar incedir diyor. Şirk insanda. Sırat köprüsü, kılıçtan keskin Allahu Alem, kıldan ince olması, bidatlardan uzak olmak. Bunu fark eden Yunus Emre, derler ki diyor, kılıçtan keskin, kıldan ince, bu kadar şey. Oraya gidip diyor bir ev yapasım gelir diyor. Ev yap, o kadar geniş. Herkese göre o cadde, o cadde olmuyor. Bazılarına cadde oluyor, bazılarına arsa olmuş. Takva, Cenab-ı Hakk'a karşı menhiyattan ve günahlardan iştinab etmek ve eylemsel itibariyle psikolojimizi vasata getiriyor. İçsel alemimizi vasata getiriyor. Bunun gibi şeyler var. Yani nurdersi.com'da 2 saat veya 3 saat kurban psikolojisi var. Onu şey aldım ben. Kurban kesmeyen toplumlarda psikoloji, insani ilişkiler, ahlakı değerler, davranışlar ve toplumsal kültüre bakın. Bir ayağı kurban göreceksin, bir ayağında zekat göreceksin. Yani insanın bir ayağında zekatın verilip verilmemesi, bir diğer ayağı da kurbanın kesilip kesilmemesinden seyredersin. Mesela haca ne diyor Cenab-ı Hak? Ustad anlatıyor bunu. 16. sözde de var hac. Hacın içerisinde hikmet var. O hikmet varsa illet de vardır. Oysa illet esastır, Allah'ın emridir. Hikmet olsa da olmasa da olur. Ama haçta öyle değil işte. Hacın hikmeti bir uluslararası gibi alemi İslam'ın kongresidir diyor. Uhuvvetine, tesanüdüne, ve meşveretine, muavenetine, bunlara vesile. Yoksa hac rüyada sükut eder işte. Bir de Peygamber aleyhissalatü vesselamın üslubuna hepimiz kısmen aşinayız yani, biliyoruz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin Taif'teki dişi kırılması olmasına rağmen beddua etmemesi, sitem etmemesi, kurban kesebilecek durumda olup da kurbanını kesmeyen kişi mescidimize uğramasın diyor. Mescidimize uğramasın. Bu ne demek? Ne anlıyorsunuz buradan yani? Hani var ya İhlas suresinde ben her kes yani. Burada bu kesmeyle simgesel olarak zahirde kesiliyor. İç alemde de ciddi bir şeyin kesileceğini, kesilmesine vesile olacağından, yani kurban vesileye, hem vesiledir hem sonuçtur ama zahirde bir vesiledir. Sonuç iç alemde bazı şeylerin kesilmesinin ortadan kalkmasına vesile oluyor. Yoksa bu kadar sert üslup kullanmazdı. Cami cem olduğu için, cami cem ettiği için mescidimize, camimize gelmesinler. Demek ki kurban aynı zamanda cemimize, birliğimize, toplumsal, içtimai ibadetimiz, namazımız gibi. Zekat ile kurban
ve hac sanki toplumsal bir ibadet. Kurbanı kesebildiği halde kesmeyen mescidimize gelmesin. Yani cem halimiz. Cami nedir? Enfusidir. İçtimaiyet nedir? Afakidir. Yani birisi bir mülk, birisi melekut. Mülkte olmayan melekute nasıl gelecek ki? Yani cemiyette birbirinden kopuk, birbirine sırtını dönmüş, bağnaz, geçimsiz, yardımlaşmayı bilmez, yardım etmez, paylaşmaz, paylaşmayı bilmeyen adam camiye gelse ne olur? Bozguncu olur. Ben Almanya'da böyle bir şey denemiştim. Mesela adam nereye gidiyor, her cuma para toplanıyor falan diye böyle ileri geri konuşan adam Allah Allah her hafta öyle konuşuyordu. Ben de caminin kamerası var. Lojmanımdan bunu geri sardırdım. Her hafta cuma günü bu konuşan adamı o kesitleri CD yaptım. Baktım bu adam hiç para vermeyen adam. Yani toplumsal ayrıştırıcı olan, ayrışık olan bir adam. Enfuste de fitnenin sebebidir yani. Allahu alem. Yani içtimaiyette böyleyse camide de aynı ahlaktır. Yani bırakmaz ki ahlakını dışarıda. Denilse ki Şafii mezhebinde sünnettir, Hanifi'de vaciptir. Yani bu kadar şey. Dikkat ederseniz ustadımız 27. sözde mezheplerin kültürünü, örf, anane, kültür ve geleneği anlatırken daha çok müntesipleri Doğu, Şark, daha çok biraz Bedevi şeklinde yaşayan insanlarda şey yapılıyor. Mesela toplumda, toplumsal yaşantıya daha çok Hanefi mezhebidir. Şimdi orada nasıl ki kadına temas etmek abdesti bozuyor ama toplumda yaşayan da bu şey yok yani. Böyle ruhsat verilmiş. Toplumsal yapı mezheplerin kültürünün içerisinde saklıdır. Şafii'de sünnet olması zaten ayrışık yaşıyorlar. İçtihatlar yapılırken örf, anane, kültür ve gelenek de nazara alındığından dolayı toplumsal bir kültürü de yansıtıyor içtimai. Şafii mezhebine müntesipler ise tek tek yaşıyorlar. Yani şehircilik pek gelişmediği için toplumsal bir bütünlüğe sebebiyet verme noktasında fazla işlevi olmadığından ben heri sünnet diye anlamış. Açık olarak kurban kestememiş. İmam-ı Azam ise onu toplumsal bir bütünlüğe vesile gördüğü için ben herkesi kurbanı vacip olarak görmüş. Bu kurbanın psikolojik noktasında, toplumsal bütünlük noktasında uhuveti, tesanütü, birliği, beraberliği, birbirine dayanışmayı, birbirinin varlığı, ötekisinin yoksunluğu bir araya getirmenden ortaya çıkan haleti görmek istersen mesela Afrika'ya bakabilirsin. Afrika'da kurban kesenler çok iyi biliyor bunu. Kurban vesilesiyle ne kadar İslam'a geçtiklerini de görebilirsiniz. Bakın toplumu nasıl hareketlendiriyor, nasıl bütünlüyor, toplumsal nasıl yardımlaşma ve psikoloji. Peki bunu vesile olanın psikolojisini düşün, alanların psikolojisini düşün. Yani ne kadar ciddi bir toplumsal inşa ve ihyasına vesile oluyor. Risale-i Nur'da formülümüz var, ifade edilen formül var. Her şeyin bir sureti var, zahirdir. Soğan kabuğu gibi dışarıdan içeriye geçerken bak, soğan kabuğundan dışarıdan içeriye. Her şeyin bir sureti var, gir içeriye kanuniyeti var, gir içeriye hakikati var, gir içeriye mahiyeti var. Ne demek? Suret bedenseldir. Kanuniyet içerideki iç alemimizdeki dima, vicdan, kalp, ruhun bütünlüğüdür. Bu da kanuniyet. Hakikat ise esma-i ilahilere bakar. Mahiyet ise Allah'a bakar. O zaman kurbanın sureti nedir? Allahu alem. Zibh. Yani hayvan boğazlamak. İçtimai bir ibadettir. Sureti bu. Cemiyet hayatında içtimai bir ibadettir. Bunu çok güzel Afrika'da gözüküyor. Çok güzel, çok güzel mazlum ve mağdur memleketlerde gözüküyor. Ben köyümde küs, birbirine dargın olan akrabaların, komşuların camide halka yapıp
barıştıklarına şahidim. Kurbanın etrafında ciğerini pişirip oturduklarını, o neşeyi görmüşüm. Kurbanın demek ki sureti içtimai bir ibadet, hayvan boğazlamak yani zibh. Kurbanın sureti bu. Kanuniyeti Allah'a bakan yönüyle ihlas, peygambere bakan yönüyle sadakat olduğu için ikisinin cemi teslimiyet ve vefadır. İsmail'i ve İbrahim'i meşrebin bütünselliğidir. Nedir o? Şefkat ve hikmet. Hakikati nedir? İbrahim ve İsmail temsil olarak gösterildiği için İbrahim'i bir meşrebi oluşturan Hakim ve Rahim ismine bakıyor. İbrahim Aleyhisselam meşrebi neydi? Bir, şefkat. İki, hikmet. Hikmet peygamberi ve şefkat peygamberi. Birinci şu anda geçiyor İbrahim Aleyhisselam'ın meşrebi. O zaman kurbanın hakikati İbrahim Aleyhisselam'ın şefkati ve hikmeti, İsmail Aleyhisselam'ın teslimiyeti, sadakati, sıdk. Bu esmaların cemidir. Yani bize bakan yönüyle bu dört esmaya Rahim, Hakim, Sıdk ve Vefa esmalarının bizde taayyü ve teşahhus etmesine içsel alemde vesile oluyor. İçtimai bir ibadet olduğu için. Mahiyeti Allah yönü olduğu için Cenab-ı Hakk'ın bizim kurbiyetimize verdiği cevap olan akrebiyeti ilahiyesinin rizay olarak ifade oluşudur Allahu alem. İnsana yeniden tekrar uygularsam, bir, sureti içtimai bir ibadet, hayvan boğazlamak, kanuniyeti ihlas, sadaka, teslimiyet, yani içsel bütünlük. İnsanda hakikati nedir? Rahim, Hakim, Sıdk, Vefa, Teslimiyet esmalarına mazhar olmaktır. O da ne demek? Mülkü melekuta, zahiri batına, bendeki mülkü melekuta, zahiri batına inkılap ettirmektir. Kurbanın mahiyeti nedir? Takvadır. Yani bendeki oyla ondaki benin taayyün ve teşahhus etme haleti rüyesinde bende ortaya çıkan rizay-ı ilahiyede, ilahiyenin Cenab-ı Hakk'ın bana memnuniyetini hissettirmesi, fikrettirmesi, haz edip, mas edip, zevk ettirmesidir. Fiilen de o kurbanı bana nasip etmesidir. Kurbanın diğer sebepleri bahanedir. Allah nasip ediyorsa etmiş oluyor işte. Sureti de bu. Evet, kurbanın suretinden bahsettik. Kanuniyetinden de bahsettik. Hakikati mahiyetinden de bahsettik. Ariflere işaret yeter. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ebeden sevgili dayım, canım, kardeşlerim, kurbanınız bu arada mübarek olsun ve takvanızı Cenab-ı Hakk'a ulaşması dileğiyle dua eder, duanızı beklerim. Rabbime emanet olun. El-Fatiha.